Koç Akademi'den herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Fizik dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konu başlığı yay dalgaları. Neler öğreneceğiz bu başlık altında? Hemen şöyle dersimizin yol haritasını bir inceleyelim. Öncelikle konu başlığımız neydi? Yay dalgaları. Peki bununla ilgili neleri bilmemiz gerekir? Dalgaların birbiri içinden geçişini inceleyeceğiz. Dalgaların ilerleme hızını inceleyeceğiz. Dalgaların bir ortamdan başka bir ortama geçerken nasıl davrandığını inceleyeceğiz yay dalgalarıyla alakalı olarak. Ama ondan önce buyurun ödevlendirelim. Değerlendirmelerimizi yapalım. Hemen sıfırdan ona fizik kitabımızı alıyoruz. Hemen ilgili sayfamızı açıyoruz. Yay dalgaları konusu yani sayfa 120'den 128'e kadar konu tekrarımızı yapıp sorularımızın içeriklerine bakıyoruz. Tabii ki bununla sınırlı kalmıyoruz sevgili genç. Ne yapıyoruz? Dinamo soru bankamızı da alıp yine hemen konu başlığımızı açıp yani yay dalgaları kısmını açıp şöyle gösterelim sizlere. Sayfa 123'ten 129'a kadar olan testlerimizi çözdükten sonra artık yay dalgaları konusu bizim için tamam niteliğindedir. O zaman hız kesmeden buyurun dersimize başlayalım. Öncelikle ne dedik? Yay dalgaları. Yaylar üzerinde meydana gelen dalgalardan bahsedeceğiz. Size bir önceki dersimizde dalganın ne olduğunu, nasıl meydana geldiğini, hangi hareket sonucunda oluştuğundan bahsetmiştik. Artık o dalgaların içeriklerine girmeye başlıyoruz. Yay dalgalarına bakalım. Esnek yaylar üzerinde oluşturulan dalgalara ne diyoruz? Yay dalgaları diyoruz. Dalga kaynağına göre enine ya da boyuna olarak yayılabilir ki yay dalgaları hem enine hem boyuna yayılan dalgalardı. Mekanik dalgalardı. Yay dalgaları neydi mekanik dalga demek? Yayılabilmeleri için maddesel yani katı sıvı gaz gibi bir ortama ihtiyaç duyan dalgalara mekanik dalgalar diyorduk. Yay dalgaları da mekanik dalgalara örnektir. Bir ortamda ilerleyen tek bir sarsıntıya atma diyeceğiz ki biz çoğunlukla yay dalgalarında atmaların ilerlemesini, atmaların hızlarını inceleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Yay dalgaları gördüğümüz gibi işte belli sarmal yaylar üzerine oluşturulan dalgalar olarak karşımıza gelir. Eğer bir yayda şöyle bir yay çizecek olursak mesela şunu sabit bir yere ya da hareketi bir uca bağlayabiliriz. Yay üzerinde herhangi bir tepe ya da herhangi bir çukur yoksa biz buna ne diyoruz? Denge noktasındadır diyoruz. Unutma denge noktası kavramı bizim için önemli kavramlardan bir tanesi sevgili arkadaşlar. Çünkü yaylar ilerlerken denge noktasına yaklaştı mı denge noktasından uzaklaştı mı bizim için önemli olan noktalar bunlardı. Peki biz bunları neye göre bakacağız? İlerleme yönünü neye göre tayin edeceğiz? Bunları inceleyelim. Esnek bir yayda oluşturulan atmanın ilerleme yönü ya da üzerindeki herhangi bir noktanın titreşim yönü biliniyorsa siz o atmanın yayılma yönünü yani hangi yöne doğru ilerlediğini rahatlıkla bulabilirsiniz. Peki bunun dışında neyi bilmemiz gerekiyor? Hemen kağıdımızı açalım bakalım neleri bilmemiz gerekirmiş. Atma ilerlerken yay üzerindeki noktalar yalnızca artı y ve eksi y yönünde hareket ederler. Atmanın ilerlediği yönde hareket etmez sevgili arkadaşlar. Yani titreşim hareketi sonucunda bir dalga oluşuyordu ya sadece o nokta artı y eksi y konumunda hareket eder. Ancak dalga neye göre ilerliyordu sevgili arkadaşlar? İşte hangi yöne doğru titreşiyorsa o yöne doğru ilerliyordu. Buradaki nokta sadece titreşir, hareket etmez. K noktası diyoruz ya şuradaki noktaya. Bu K noktası sadece yukarı aşağı titreşim hareketi yapar. Yani buradaki K buraya gelmez hiçbir dalgada. Çünkü dalgalar titreşim hareketi sonucu oluşuyordu. Lütfen bunu unutmayın. Atmanın tepe noktaları her zaman kapanacak yöndedir. Yani denge noktasına doğrudur unutmayın. Mesela dalgamız bu yönde ilerliyor doğru mu? Dalga ilerlediği zaman tepe noktaları hep denge noktasına yaklaşacak şekilde olmalıdır ki dalgamız ne yapsın? Atma oluşturacak şekilde ilerleyebilsin. Bu püf noktalarını bildiğimiz zaman zaten gerçekten dalganın titreşim yönünü ya da ilerleme yönünü rahatlıkla tayin edebiliyoruz. Peki bir atmanın ilerleme hızı nelere bağlıdır? Nasıl hesaplayacağız? Nasıl formülize edeceğiz? Bunlara bakalım bir kere. Siz bir yayın ucundan tuttunuz yine hadi şöyle bak burada var. Zaten resmini koymuşuz. Benim şahane çizimime gerek duymadık. Yayın ucundan tuttuk. Şöyle aşağı yukarı ne yapıyoruz? Sallıyoruz biz bu dalgayı. Yani artı y eksi y yönünde bir kuvvet uyguluyoruz. Titreşim sağlıyoruz. Dalga ilerlemeye başladı. Peki siz bu dalgayı F kuvvetiyle titreştirme yani sallamaya başladığınızda bu dalga hangi hızla ilerleyecek? İşte onu ne yapacağız? Bu formülle hesaplayacağız. F kuvvetiyle gerilmiş bir yerde oluşturan atmanın ilerleme hızı yayın kalınlığına ve yayı geren kuvvete bağlıdır. İki tane önemli faktörüm var yani benim burada. Nedir? Bir tanesi yayı geren kuvvet yani hangi kuvvetle ben buna
titreşim sağlıyorum. Bir tanesi de yayın kalınlığı ne kadar? Yayın kalınlığı dediğimizde de bilmemiz gereken iki tane nokta var aslında. Ben burada bu yayın kalınlığını fiziksel olarak nasıl ifade ediyorum? Bahsi geçen birim uzunluk başına düşen kütleden bahsediyorum. Arkadaşlar siz bir yayda meydana getirdiğiniz atmanın hızını bulurken ne yapıyorsunuz? Kuvvetinizi birim uzunluk başına düşen kütleye yani mü'ye bölüyorsunuz. Peki bu mü'nün açılımı nedir aslında biliyor musunuz? Yayın toplam kütlesi bölü toplam uzunluğu. Yani kütlesinin uzunluğuna böldüğünüzde birim uzunluk başına düşen kütleyi elde etmiş oluyorsunuz. Bazı sorularda bu mü'yü direkt verir. Bazılarında kütleyi ve uzunluğu verirsen bu ikisini birbirine oranlarsın. Mü'yü bulursun. Bulduğun mü'yü de getirir. Burada ne yaparsın? Yerine yazarsın. F bölümü kök içerisine almayı unutma. Çok unutuyorsunuz çünkü sınavlarda. Lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. V eşit kök içerisine F bölümü sana neyi verecektir? Burada yayın atmanın ilerleme hızını verecektir sevgili arkadaşlar. Şimdi biz burada yayları iki kısımda inceleyeceğiz. İnce yaylar, kalın yaylar, ağır yaylar, hafif yaylar. Kalın yaylara ağır yay, hafif yaylara ince yay olarak da isim verebiliriz. Kalın yani ağır yayların birim uzunluk kütlesi yani mü daha fazla olduğu için atmanın ilerleme hızı aynı kuvvetle gerilmiş ince yani hafif yayınkinden daha küçüktür. Yani kalın yayın şurada şöyle küçük bir düzeltme yapmak istiyorum izninizle. Kalın yayın yayda oluşturan atmanın ilerleme hızı ince yaydakinden daha küçüktür. Çünkü neyi daha fazla sevgili arkadaşlar? Mü fazla. Bak ters orantı var. Mü artarsa V ne olur? Azalır çünkü. Lütfen buna dikkat edin. Kalın yaylarda atmanın ilerleme hızı ince yaydakine göre daha yavaştır. Bunlar sorular içerisinde kıyaslama olarak gelecek. Lütfen dikkat edin. Atmaların birbiri içerisinden geçişlerini inceleyelim şimdi sizlerle birlikte. Şimdi atmaların birbiri içerisinden geçişi derken neyden bahsediyorum? İnce bir yayı aldım. İki ucunu tuttum şöyle. Aynı anda ne yapıyorum? Titreştirmeye başlıyorum. Yani sallamaya başlıyorum ben bunları. Şöyle uçlarından tuttum. Gördüğünüz gibi birbirlerine doğru gelen iki tane atma var. Hadi gel bunlara isim verelim. A atması diyelim, B atması diyelim. Birbirlerine doğru geliyorlar. Şimdi bunlar birbirlerine doğru geldikleri zaman bir noktada ne yapacaklar? Karşılaşacaklar. Ben bunlara ikisi de tepe ya da ikisi de çukur olabilir. Aynı şey ikisi için de geçerlidir. Önemli olan ikisinde tepe ya da ikisinde çukur olmalısıdır. Ben bunlara dost karşılaşması diyorum. Şimdi uzaktan kendi çok sevdiğim bir arkadaşının sana doğru geldiğini görüyorsun. Ne yaparsın? Belli bir noktada buluşursun. Onunla kucaklaşırsın. Enerjisi çok güzeldir. Senin enerjini daha da fazla arttırır. İkisi de tepe ya da ikisi de çukursu unutma. Ne yaptınız? Siz bir noktada buluştunuz. Şöyle bak. Bu birinci basamağı, bu ikinci basamağı, üçüncü basamağım, dördüncü basamağım. Geldiniz. Çok yüksek enerjide kucaklaştınız. Artık nesiniz? Sarıldınız, kucaklaştınız. Siz bir bütünsünüz. Burada ne oluşturdunuz? Maksimum genlikte bir atma oluşturdunuz sevgili arkadaşlar. Üçüncü basamakta. Sonra ne yapıyorsunuz? O yoluna, sen kendi yoluna. Bak hiçbir özelliğiniz değişmiyor. Genliğiniz, genişliğiniz, hızınız, hiçbir şeyiniz değişmiyor arkadaşlar. B kendi yoluna gidiyor. A kendi yoluna gidiyor. Bir baş aşağı. Şimdi burada bu ifadelerimize bakacağız. Atmalar ayrıldıktan sonra tamamen geldikleri özellikleri koruyarak eski hallerinde geri dönerler. E şimdi sen arkadaşınla karşılaştığında boyun, kilon, yaşın değişti mi? Değişmedi. Ayrıldığında da değişmez. Atmalar da böyledir arkadaşlar. Birbir içinden geçtikten sonra ister iki tepe iki çukur olsun, ister bir tepe bir çukur olsun, tüm özelliklerini koruyarak yollarına devam ederler. En önemli özellikleri nedir? Budur. İkisi de tepe ya da ikisi de çukursa ne yapacaklar? Birbirini kuvvetlendirecek şekilde. Yani bak enerjini yükselttin ya, birbirini kuvvetlendirecek şekilde bir etki yaratırlar. Biri tepe, biri çukursa birbirini sönümleyecek. Biraz sonra ne yapacağız göreceğiz. İki baş aşağı ya da baş yukarı atma karşılaştığında oluşan yeni atmanın genliği bu iki atmanın toplamı kadardır. Mesela A atmasının genliğine A diyelim. B atmasının genliğine de ne diyelim? B diyelim sevgili arkadaşım. Baktığın zaman sen tam karşılaştığın anda şurada oluşan yeni atmanın genliği ne kadar olacak? A artı B kadar olacaktır. Ayrıldığında B'ninki gene B, A'nınki yine nedir? A'dır. Bunlara dikkat ettiğin sürece atmalardan ben soru kaçıracağını düşünmüyorum. Peki bunlar neydi? İkisi de tepe ya da ikisi de çukur ise. Peki biri tepe biri çukursa ne yapacağız? Biri baş aşağı biri baş yukarı atma karşılaştığında oluşan yeni atmanın genliği bu iki atmanın genlikleri farkı kadar oluşacaktır. A atması B atması diyelim mi? A'nın genliğine A, B'nin genliğine B diyelim. Şimdi tam bunlar bak yine basamaklandıralım. 2, 3, 4 diyelim. Tam bunlar karşılaştıkları anda oluşacak olan yeni genlik sevgili arkadaşlar ne kadar olacaktır? Mesela şurada şöyle küçük bir
A'nın genliğinin ilk etapta B'nin genliğinden büyük olduğunu düşünelim. Karşılaştıklarında A'nın genliği B'nin genliğinden küçük büyük olduğu için şöyle küçük bir atma oluşacak. Şurada oluşacak olan yeni genlik ne kadardır? A B'den büyük olduğu için A eksi B kadar olacaktır. Yani aradaki fark kadar olacaktır. B A'dan büyük olsaydı o zaman aşağı doğru küçük bir baş aşağı yani çukur bir şey oluşacaktı değil mi? Bunun genliği ne kadar olurdu? B eksi A kadar olurdu. Aradaki fark kadar olur. Hocam bunlar birbirine eşitse ne olur? Tamamen düz olur. Birbirine eşitse karşılaştıkları anda tamamen birbirlerini sürümlerler. Ama ayrıldıkları zaman yine A kendi genliğinde B de kendi genliğinde ne yapacaktır? Yoluna devam edecektir. Aslında işin bütün püf noktası bu sayfa biliyor musun? Burayı net olarak anladığın zaman gerçekten atmaların birbirini sürümlemesi ya da kuvvetlendirmesi, güçlendirmesi anlamında herhangi bir sıkıntı yaşamayacağını düşünüyorum. Atmaların yansımasına bakacağız. Sen bir atma oluşturdun. Önce yayın ucunu sabit bir noktaya bağlayacağız, sonra serbest yani hareketli bir uca bağlayacağız. Bakalım çarptıktan sonra dalga nasıl geri dönecek? Yansıma demek çarpıp geri dönmesi demek değil miydi arkadaşlar? Dalgaların bir engele çarparak geldiği ortama geri dönmesine ne diyoruz biz? Yansıma diyoruz. Her şeyde olduğu gibi seste, suda değil mi? Her şeyde olduğu gibi ışıkta, yansıma dalgalarda da aynı tanıma sabit. Önce sabit uçtan yansıtalım. Sabit uçta yayın bağlı olduğu yer yukarı aşağı hareket etmiyor çocuklar. Bunu buraya sabit olarak bağladım ben. Şu ucun yukarı aşağı hareket etme ihtimali yok. Tepki kuvveti baş yukarı gelen atmayı baş aşağı olarak ne yapacaktır? Döndürecektir. Siz tepe olarak bir atma gönderiyorsanız bu gelip sabit uca çarptıktan sonra çukur olarak geri dönecektir. Sen eğer buraya çukur bir atma gönderiyorsan şu tarafa doğru buraya çarptıktan sonra bu dönünce ne yapacaktır sevgili arkadaşım? Şuraya çarptıktan sonra tepe olarak ne yapacaktır? Geri dönecektir. Sabit uçta tepe taklak olursun. Sakın bunu unutma. Çok sert çarpıyorsun çünkü. Tepki kuvveti ne yapıyor? Seni baş aşağı alıp ya da baş yukarı alıp geri gönderiyor. Peki serbest uca çarparsa bu benim atmam. Serbest uçta yayın bağlı olduğu yer yukarı aşağı doğru ne yapacaktır? Hareket edecektir. Bak şuraya doğru dalga geldiği zaman burayı ne yapacak? Yukarı doğru aşağı doğru hareket ettirecek. Tepki kuvveti baş yukarı gelen atmayı ne yapacaktır? Baş aşağı hareket ettirmeyecektir. Yine baş yukarı olarak yoluna devam ettirecektir. Yani bu geldi serbest uca çarptı. A dalgası geldi çarptı. Ne olacak? Yine tepe olarak yoluna devam edip geri dönecek. Mesela bu aşağı doğru geldi. Gelseydi şöyle diyelim, çizimlerim şahanedir gençler, sorgulanmaz. Bu geldi buraya çarptı, çarptıktan sonra ne yapacak? Yine baş aşağı olarak geldiği gibi ortama geri dönecektir. Serbest ve hareketli ucun en önemli farkı budur. Serbest uçta ters döner, hareketli uçtan nasıl geldiyse aynen öyle yansıyarak yoluna devam edecektir. Atmaların ilerleme hızlarına bakalım. Şimdi bir atmanın ilerleme hızını nasıl bulacağımı, nasıl hesaplayacağım az önce formül üzerine gösterdik değil mi? Neydi? V eşittir kök içerisinde kuvvet bölü birim uzunluk kütlesi yani müydü. Hatta hatırlatalım, müydü M bölü L olarak açmıştık. Çok önemli, sınavlarda kesin gelir gençler, de hazırlıklı olun ikinci sınavlarınızda. Atmaların ilerleme hızına baktığım zaman burada neyden bahsedeceğim aslında? Siz kalın yay ve ince yayı birbirine bağladınız ve bir tanesinden atma oluşturuyorsunuz. Nasıl geçecek karşı tarafa? Normalde şimdi bak, bir kalın bir ince yay oluşturdun. Buradan kalın yaydan sallamaya başladın. Buradaki atma ince yaya tabii ki geçecek. Peki geçtiği zaman acaba hızında bir değişiklik olacak mı? Atmanın şeklinde bir değişiklik olacak mı? Sadece buna bakacağız. Kalınlıkları farklı. Yani ağırlıkları birbirinden farklı. İki yay birleştirildiğinde ve atmalar birleşme noktasına geldiğinde, yani şuradaki birleşme noktasına geldiğinde, atmanın bir kısmı diğer yaya iletilir. Diğer kısmı ne yapacaktır? Geri yansıyacaktır çocuklar. Aslında burada bir atmayı ben iki basamaklı inceliyorum. Bir iletilen atma olacak, bir de çarptıktan sonra geri yansıyan olacak. Peki bu yansıyan kalın yaydan ince yaya geçerken nasıl olacak? İnceden kalına geçerken nasıl olacak? İşte biz bunları inceleyeceğiz. Kalın yaydan ince yaya geçen atmayı inceliyorum şu anda. Gelen atma ve yansıyan atma aynı yayda ilerleyecek. Şimdi geldi, çarptı, yansıdı. Bak, gelen de kalın yayda, yansıyan da kalın yayda. İletilen hangisinde olacak? İnce yayda olacak arkadaşım. Bu nedenle hızlarının büyüklüklerine baktığım zaman senin gelen yayınla yansıyan atman aynı yayda olduğu için gelenin hızı ile yansıyanın hızı ne olacak sevgili arkadaşım? Şöyle, gelen yansıyan diyelim birbirine eşit olacak. Genliklerine baktığın zaman gelen yayın genliği yansıyan yayın genliğinden büyüktür. Gelen yayın genliği iletilen yayın büyüklüğünden yine nedir? Genliği büyüktür. Kalın yaydan ince yaya geçişlerini inceleyelim. Kalın yaydan ince yaya geçen atmalarda iletilen atma ince yayda ilerlediği için hızı da nedir daha sevgili arkadaşım? Daha hızlıdır. Şimdi bak, kalından inceye geçtim. Ne oldu? Hızım arttı. Dolayısıyla iletilen atmanın
hızı gelen ve yansıyan atmanın hızından nedir? Daha büyük olacaktır. Şimdi buralarda böyle birazcık kelimeler çok birbirine benzediği için tekerleme gibi geliyor. Dil takılmaları, dil sürçmeleri olabiliyor. Peki ince yaydan kalın yaya geçen atmayı inceleyelim. Tam tersini inceliyorum. Şimdi bakın burada bir ters dönme durumu var. Kalın yaydan ince yaya geçtiği zaman neydi? Geçtiğinde baş tepe geliyorsa tepe olarak devam ediyordu. Ancak ince yaydan kalın yaya geldiği zaman yansıyan atman bak ne yapmış? Burada o kadar sert bir şeye çarpıyor ki sabit uç gibi davrandığı için ters dönerek yansıyor geri. Ama iletilen de yön farkı yok. Gelen atma yansıyan atmanın aynı yanda ilerlediğini zaten ne yapıyorum? Görüyorum sevgili arkadaşım. Şimdi bak gelen atma var, yansıyan atmaya baktığında ikisi de nerede olmuş? İnce yayda meydana gelmiş. Bu nedenle hızlarının büyüklükleri eşittir. Yani yine gelenle yansıyan yayın hızı birbirine eşittir. Yani genliklerine baktığım zaman bir farklılık görmüyorum. Yani farklılık görmüyorum derken gelen yayın genliği yansıyan yayın genliğinden nedir? Büyük olacaktır. Tabii ki çünkü gelen neydi? İnce yaydaydı. Yansıyan gene ifadeye baktığımda enerjimin bir kısmını buna verdiğim için yansıyan atmamdaki genlik ne oldu? Birazcık daha azalmış oldu. Geleninki tabii yansıyanınkinden daha büyük olacaktır. İnce yaydan kalın yaya geçen atmalarda iletilen atma hafif yayda ilerlediği için hızı nedir? Daha da büyüktür. Şimdi ifademe baktığım zaman yansıyan ve gelenin hızlarının aynı yayda olduğu için sevgili arkadaşlar nedir? Birbirine eşittir. Ancak burada benim iletilen atmam kalın yaya geçtiği için hızım ne olacaktır? Azalacaktır. Dolayısıyla gelen ve yansıyan atmanın hızı tabii ki iletilen atmadan ne olacak? Yine de büyük olacaktır. Sadece burada neye çok dikkat edin? Yansıyanın yönüne dikkat edin. Kalın yaydan ince yaya geçerken yansıyanın yönü neydi? Değişmiyordu. Ancak inceden kalına geçerken şurada o kadar kalın sert bir yaya çarpıyor ki sabit uç gibi davrandığı için yansıyan yani geri dönen benim atmam ters dönerek tepe ise çukur, çukursa tepe olarak yoluna devam edecektir. Geldik frekanslara çocuklar. Frekansı dinlerken, anlarken, öğrenirken ne kadar yıldız atsanız azdır gerçekten. Çünkü çok dikkat etmen gereken bir olay var. Bir dalganın frekansı yalnızca ama yalnızca kaynağa bağlıdır. Dolayısıyla neyi çok iyi bilmem lazım? Kaynak değişmedikçe bir senin atman ister hafiften ağıra geçsin, ister ağırdan hafife geçsin. Yani kalından inceye de inceden hafife geçsin. Asla frekansın değişmez çünkü oluşturan kaynak değişmiyor. Her iki durumda da yayı ben sallıyorum. Değil mi? Dolayısıyla kaynak değişmedikçe frekans değişmez. Yansıyan, iletilen, gelen hepsinin frekansları nedir? Birbirine eşittir. Çünkü aynı kaynak bunları meydana getiriyor. Kaynak değişmedikçe frekans asla değişmez. Her türlü aklınızda kalsın bu bilgi sevgili arkadaşlarım. Sorularımıza geçelim. Buyurun birkaç tane soru çözelim. Dersimizi pekiştirelim. Esnek bir yayda elde edilen atmanın hızı verilen niceliklerden hangilerine bağlıdır diyor. Şimdi biz burada nedir? Ezberden yorum yapmayı sevmiyoruz. Formülümü yazarım. Bunun üzerinde ne yaparım? Yorumumu yaparım. Fizikte yorum sorusu yoktur. En çok yorum görünen bile nedir? Formülden çıkar sevgili arkadaşlar. F bölü mü değil miydi? Hatta bu mü de M bölü L değil miydi? Kütlesi bölü uzunluğu. Yaya gelen kuvvetin büyüklüğüyle orantılı mıdır? Evet orantılıdır. Yani birinci öncülüm doğru. Kaynağın frekansına bağlı değildir sevgili arkadaşlar. Hızım hiç frekansla alakalı bir şey var mı burada? Kesinlikle yok. Bunu siliyorum. Yayın birim uzunluk kütlesi yani mü'den bahsediyor. Tabii ki elde edilen atmanın hızı birinci ve üçüncü niceliklerimize bağlı. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olarak karşımıza geldi. İkinci sorumuza bakalım. Birim uzunluğunun kütlesi yani bana neyi vermiş? Mü'yü vermiş değil mi? Hemen yazıyorum. 0,8 kilogram bölü metre bak. Kütle bölü uzunluk. Birimleri çıkarmayı unutma. Olan bir yay 80 Newton'luk kuvvet ile gerilerek bir dalga oluşturuluyor diyor. Oluşan dalganın hızı kaç metre bölü saniyedir? Yapalım gel bakalım. Neydi benim? Hemen formülümü yazıyorum. Formül yazmayı unutmayın. Sınavlarda size artı puan getirir. Eşittir dedim. Kuvvetimi ne kadar vermiş bana? 80. Mü'yü ne kadar vermiş? 0,8. Ben buranın içerisini düzenlediğimde kök içerisinde 100 bulmaz mıyım sevgili arkadaşlarım? Tabii ki bulurum gider. Bu da kök dışına 10 olarak çıkmaz mı? Metre bölü saniye olarak ne yaptı? Karşıma gelmiş oldu. Hemen bir sonraki sorumuzla sizleri şöyle bir değerlendirelim bakalım. Diyor ki iki ucundan kuvvet uygulanarak özdeş bir yayda oluşturulan X ve Y ve Z atmalarının aynı anda oluşturuluyor diyor. Yani iki ucundan sen aynı anda ne yapıyorsun? Atma oluşturuyorsun. Atmaların titreşim yönleri şekildeki gibi ise ilerleme yönleri nasıldır? Şimdi sevgili arkadaşlar şurası nedir? Bu atmanın denge noktasıdır doğru mu? X'i yukarı doğru ifade ettiğime göre X'in ilerleme yönü ne tarafa doğru olacak? Bu tarafa doğru olacak. Y bak buradan ne yapmış? Yukarı doğru hareket ediyor doğru mu? Bu noktasını atmış yukarı doğru yani denge noktasından yukarı doğru hareket ediyorsa Y de ne tarafa doğru oldu? Hemen çizdiğimiz artı X yöne doğru. Z aşağı doğru geliyor. Bu nokta aşağı doğru geliyorsa Z hangi tarafa doğru ilerliyordur sevgili arkadaşım? Hemen yine artı X yönünde hareket ediyordur. Yani X böyle,
Y ve Z dalgalarının titreşim yönleri ne olarak karşımıza geldi? Hepsi artı X yönünde olarak karşımıza gelmiş oldu. Bir sonraki sorumuza bakalım. Farklı kalınlıktaki yayların uç ucu eklenmesiyle oluşturulan sistemde X yayına F kuvveti uygulanarak bir dalga oluşturuluyor diyor. Buna göre X, Y, Z atmalarının hızları arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? Unutma, her zaman ince yayın atmasının hızı kalın yayınkinden nedir? Daha fazladır sevgili arkadaşlar. X kalın, Y orta kalın, Z de inceymiş. Dolayısıyla burada hız sıralaması yaptığımda en hızlı benim atmam hangisinde ilerleyecek? Z'de. Sonra Y'de en yavaş da X dalgasında ilerleyecektir. Çünkü kalın yayda atmanın hızı nedir? Daha azdır. Hemen formülle ispatlayalım mı? F bölü mü dedik değil mi? M'i yani bunu da M bölü L olarak tekrardan açarsak. Kütlesi fazladır kalın yayın. Kütlesi fazlaysa mü'sü fazladır. Hızı nedir? Azdır. Bu şekilde sınav sorularında siz de ispatlarınızı yapın sevgili arkadaşlar. Ne kadar çok formül, ne kadar çok birim o kadar çok artı puan demektir. Bir sorumuz daha var. Gerilmiş bir yayda oluşturan periyodik dalgalar üreten bir kaynak 12 saniyede 60 dalga üretmektedir. Dalgaların yayılma hızı 40 santimetre bölü saniye olduğuna göre ardışık 6 dalga tepesi yani 6 lambdalık kısmı soruyor bana değil mi? Dalga tepesi arasındaki uzunluk kaç santimetredir? Hatta şuraya bir lambda demeyelim. 6 tane dalga tepesi çizeceğimizi bilelim biz burada. Şimdi öncelikle sevgili arkadaşlar hız ifademizi yazalım mı? Bakalım eksiklerimiz neymiş, neleri bulmamız lazımmış. Burada hız ifadesi benim karşıma lambda çarpı f olarak gelmiyor muydu dalgalarda? Hatırlayın bir önceki dersimizden. Dolayısıyla benim önce burada ne bulmam lazım? Saniye bulmam lazım. Gel bulalım. Frekanstan gideceğim çocuklar. Frekans bir saniyede üretilen dalga sayısı demek değil miydi? Tabii ki öyleydi. Bak burada diyor ki 12 saniyede 60 dalga üretiliyor. 12 saniyede 60 dalga üretiliyorsa 1 saniyede kaç dalga üretilir? Bu benim için nedir f'im? Buradaki dalgalarımın frekansıdır ki ben burada bunu yerine koyacağım. O zaman buradan f 60 bölü 12'den benim karşıma ne olarak geldi sevgili arkadaşlar? 5 saniye üzeri eksi 1 hertz olarak da yazabilirsiniz. Şimdi ben bunu buldum buradan. Tamam devam edelim bakalım. Burada hızımdan neyi bulacağım? Dalga boyumu bulacağım ki. Çünkü ben burada 6 tane dalga tepesi hesaplamam lazım. Yani lambda hesaplamam lazım. Hemen şu formülde ne yapalım? Gelin sayılarımızı yerine yazalım. Bana hızımı ne kadar olarak vermiş? 40 olarak vermiş. Lambdayı bulmam lazım. F'i de ne olarak buldum? 5 olarak buldum. Ben buradan bir dalga tepesinin uzunluğunu kaç olarak bulmuş oldum sevgili arkadaşlar? 40 bölü 5'ten 8 santimetre olarak bulmuş oldum. Şimdi bak bana diyor ki 6 dalga tepesi. Çiz arkadaşım üşenme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bak şimdi iki tane ardışık dalga tepesi ya da dalga çukuru arasındaki mesafeye ben lambda demiyor muydum? Diyordum. Burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. Bak 6 dalga tepesinde 5 lambda var. Ben şöyle lambda, 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 lambda. Ben 1 lambdayı 8 bulmamış mıydım? Değil mi? O zaman 5 çarpı 8'den 6 dalga tepesi arasındaki toplam uzunluğu ne olarak bulacağım? 40 santimetre olarak bulmuş olacağım sevgili arkadaşım. Benden istediği buydu. 6 dalga tepesi var diye sakın 6 ile çarpma. 6 tane dalga tepesi arasında 5 tane lambda vardır. Çünkü 2 tane dalga çukuru ya da 2 dalga tepesi arasındaki mesafeye ben ne diyordum? Dalga tepesi diyordum. Peki konumuzu bitirdik yay dalgalarını. Neler öğrendik? Yay dalgalarının özelliklerini öğrendik. Dalgaların ilerleme hızını nasıl hesaplayacağımı öğrendim. Dalgaların birbirinin içerisinden geçerken nelere dikkat edeceğimi öğrendim. Dalgaların bir ortamdan başka bir ortama yani kalından inceye ya da inceden kalına geçerken nasıl davrandığını, nasıl ilerlediğini, hızlarının nasıl değiştiğini de incelemiş oldum bu dersin içerisinde. O zaman sevgili arkadaşlar biz sizlerin yorumlarınızı çok önemsiyoruz. Yorumlarınız bizim için çok önemli. Ne yapıyoruz? Öncelikle birinci adımımıza geldiğimiz zaman sizler için bu video yararlı oldu mu? Bir değerlendirin bakalım. İkinci adımımızda bize önerileriniz, tavsiyeleriniz neler? Yorumlara yazın sevgili arkadaşlarım. Ödüllü sorularımız hakkınızdaki fikirler neler? Ödüllü sorularımız sizin için faydalı oluyor mu? Cevaplarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Ödüllü sorumuzun cevabını ve değerlendirmesinin cevabını en son basamakta da lütfen videomuza like atmayı unutmayın diyerek sizleri ödüllü sorumuzla baş başa bırakıyoruz. Çok keyifli bir dersti. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.